Evet, merhaba, hoş geldiniz. Şimdi tabii Mehmet biz hocamızın... birlikte konuşuruz. Düetto operadaki gibi yaparız. Erol Bey'le ben yorulunca o, o yorulunca ben devralarak sonra bitiririz şeyimizi. Evet, evet, buyur evet, canım. Yani Mehmet hocamın yanında tabii müstakil bir bildiri sunmam biraz şey zor. Hocamıza tabii iştirak etmekten büyük onur duyuyorum her zaman olduğu gibi. Bugün de aynı şekilde hocamızla beraber birlikte Osmanlı iktisadi geçmişiyle alakalı bir konuşma yapmak istiyoruz. Tabii benim için büyük bir, dediğim gibi, onur hocayla uzun zamandır birlikte bulunmaya, kendisinden istifade etmeye çalışıyoruz diğer arkadaşlarımız gibi. Şimdi şuradan başlayalım. Biz tabii şunu anlamaya çalışıyoruz. Osmanlı Devleti çok uzun bir dönem tarih sahnesinde kaldı. Yani uzun ömürlülüğü Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece Osmanlı tarihçilerinin değil, dünya tarihçilerinde önemli konular arasında yer alıyor. Yani nasıl oldu da bu kadar uzun süre tarih sahnesinde kalabildi? Önemli bir mesele bu. Bu vasfıyla belki Osmanlıların meydana getirdiği birikim aslında sadece Türk tarihinde değil, aynı zamanda İslam tarihinde ve dünya tarihinde müstesna bir yere sahip. Bu açıdan bizler uzun zamandan beri Osmanlıların meydana getirdiği birikimi anlamaya çalışıyoruz. Osmanlı'nın meydana getirdiği kurumlar, kurumlar dünyası, inşa ettiği müesseseler, tatbikat ve bugüne kadar gelen miras bizim doğrusu üzerinde el an çalıştığımız hususlar veya konular arasında yer alıyor. Şimdi dünya tarihi açısından bakıldığı zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ömürlülüğü, değil mi, Bizans ve Roma ile beraber, tabii çok daha eskiye giderseniz daha uzun imparatorluklara da rastlanıyor Afrika'da mesela. Fakat daha bilinir tarihlere baktığınız zaman dünya tarihinde çok uzun zaman bir siyasi teşekkül olarak varlığını sürdürdüğü görülüyor. Başlı başına bu bile incelenmeyi hak eden bir konu. Bunun ayrıntılarına icap ederse gireceğiz. İslam tarihi açısından bakacak olursak Osmanlıların, Mehmet Hocam'ın da çok her zaman vurguladığı bir husus, İslam uygarlığının ikinci büyük hamlesi Osmanlılar. Genellikle Avrupa ve Amerikalı bilim adamları İslam uygarlık veya medeniyet tarihine baktıkları zaman 6. 7. yüzyıldan 11-12. yüzyıla kadar İslam uygarlığının dünya tarihi içerisinde bir atılım dönemi olduğu, dünya uygarlığına, İslam uygarlığının, çok Müslümanların çok önemli katkılarda bulunduğunu malum ifade edilir. Fakat 12-13. yüzyıldan itibaren İslamların, Müslümanların dünya birikimine katkılarının, orijinal katkılarının azaldığına dair bir kanaat vardır malum haliniz. Tabii bu kanaat son yıllarda, son 20-30 senede yavaş yavaş değişmeye başlasa da hala varlığını, hakimiyetini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. İslam'ın duraklama devirleri denen bir dönemde Osmanlılar tarih sahnesine çıktılar. Ve bu dönemde gerek İslam dünyasında gerek Avrupa'da, Avrupa'ya karşı çok önemli mesafeler kat ettiler. Ayakta durmayı başardılar. İslam uygarlığını muhtelif entelektüel ve siyasi cephelerde, askeri cephelerde, deyim yerindeyse, korudular veya
muhafaza ettiler. Türk tarihi açısından da bakıldığında, yine bir başlık olarak söyleyeceğim, herhalde Osmanlı tecrübesinin yine söylediğimiz şeylerden, zaviyelerden çok müstesna yeri var. Bu kadar uzun zaman bir siyasi teşekkül olarak, bir devlet organizasyonu olarak varlığını sürdüren çok fazla Türk devleti yok. Bu açılardan bakıldığında gerçekten Osmanlılar incelemeyi hak eden bir vakadır, örnektir. Biz bu vakanın, bu mirasın daha ziyade iktisadi kısmına bakmak istiyoruz. Yani Osmanlıların bu coğrafyada, Rumeli'de, Anadolu'da ve İslam coğrafyasında iktisadi açıdan yapıp ettikleri, inşa ettikleri kurumlar, bu kurumların işleyişi ve biraz da Avrupa ile mukayese ederek bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Bunu önemsiyoruz, önemli görüyoruz. Zira bugünün Türkiye'deki iktisadi, Türkiye'nin iktisadi performansını, iktisadi gücünü anlama noktasında da biz bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de, Türkiye'nin bugünkü iktisadi performansı çok kısa dönem içerisinde gerçekleştirilen bir yenilik tabiri caizse değil. Çok eskiye dayanan büyük bir tecrübe birikimine dayalı bir şeyimiz var, bir performansımız var, bir geleneğimiz var. Bu açıdan önemsiyoruz. Tam bu noktadan, deyim yerindeyse, konuya biraz da ayrıntılı olarak girmek istiyorum. Ama önce sözü Mehmet Hocam'a bırakacağım. Bu bizim şansımıza. Osmanlı sisteminin en başarısız olduğu alan ekonomidir. Bunu herkes biliyor. Şimdi bizim hissemize de düşen odur. Ama başka performansları var. Erol Bey biraz kısaca temas etti. Ya Türk tarihinde en uzun ömürlü olan bir devlet. O kadar ki ikinci uzun ömürlü Osmanlı'nın, affedersiniz, yarı ömrüne ulaşamamıştır. İslam dünyasında da en uzun ömürlü devlet İslam, Osmanlı Devleti oldu. Bunu nasıl başardılar? Bir takım özellikleri olmalı ki bu rekoru kırdılar. Bir rekoru daha var. Herkes biliyordur zannediyorum. Hanedan olarak dünya tarihinde Osmanlı kadar uzun yaşayan ikinci bir hanedan yok. Böyle bir aileyi bu Türk milleti nasıl meydana getirdi? Bu ailenin Türk olduğuna şüphe yok. Osman Gazi, babası Ertuğrul, oğlu Orhan, onlar Türk idiler. Ondan sonra oğulları da bir süre Türk anadan doğdular. Sonra anaları hiç Türk olmadan 30 küsür padişahın hepsi tam Türk olarak dünyaya geldiler ve dünya tarihinin en büyük çeşitliliğini kontrol ettiler. Orada da dünyada birinci hanedan olarak en uzun yaşayan. Ne Mısır'da ne Çin'de böyle bir hanedan şimdiye kadar rastlanmadı. Belki Japonya'da gizli bir hanedan olabilir. Onu bilmiyoruz. Bu kadar önemli performansları nasıl sağladılar? Bunun mutlaka bir ekonomik şeyi de var. Ama Osmanlıların uzun vadede geriye baktığımız zaman en başarılı oldukları alan ekonomi değil. Başka alanlardır. Bürokrasidir, adalettir. Bu çeşitliliği kontrol eden senfoni orkestrası, dünya çapında bir senfoni orkestrası yönettiler. Senfoni icat etmeden ömürleri vefa etmedi. Ama bu çeşitliliği kontrol ettiler.
ve bugünkü şeyimizle de alakalı, Avrupa'ya ayak bastıktan sonra muazzam hızlı bir genişleme gösterdiler. Muhtemelen Osmanlı Devleti küçük bir beylik olarak doğdu. Anadolu'da başka beylikler de vardı. Onlar da gelişebilirdi. Neden onlar değil de Osmanlılar sorusu hala çözülmüş bir soru değil. Ama kompleks cevaplarından biri, Avrupa'ya girdiler ve bir gaza şeyiyle, motoruyla bütün İslam dünyasını harekete geçirdiler. Genellikle bizim okuduğumuz, karşılarında bir güç yoktu, kolayca genişlediler. O masal, öyle bir hikaye yok. 14. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devletleri şansımıza bu bölgede. Polonya'dan, Litvanya'dan başlayıp Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan gayet güçlü ve bir de eskiden beri büyük olan, biraz eskimiş ama gayet sağlam Bizans vardı. Osmanlı bunların hepsini bir şekilde yok ederek genişledi. Karşısında Avrupa kıtası vardı bütünüyle. Giderek Hristiyanlaşan Osmanlılar Avrupa'ya ayak bastıkları zaman Avrupa'nın bütünü Hristiyan değildi. Kuzeyde yavaş yavaş Hristiyanlaştılar. Neticede Hristiyan Avrupa kıtasına karşı Osmanlılar hareket ettiler. Bu birçok İslam dünyasında değerlerin kendisine yönelmesine sebep oldu. Fakat Osmanlıların burada çok hızlı bir şekilde genişlemelerinin, büyümelerinin çok özel sebepleri var, faktörleri var. Bunların hepsini biliyoruz değil ama tahminlerimizi, tahlillerden çıkan bazı sonuçları ancak konuşabiliriz. Bir kere ne yaptılar? Yeniçeri diye bir şey icat ettiler. Adı üstünde yeni asker bu. Yeni. Nedir bu? Talimli, profesyonel, en iyi portatif silah ne varsa o zaman kılıç, ok kullanan bir şey. İkincisi, tabii bu tesadüfatı aslında sistemi yönetecek eliti oluşturmakta Osmanlılar çok önemli bir buluş yaptılar. Nasıl bildiler ki nüfusun, bütün nüfusların %1'i çok zekidir? Yani çok zeki bir adam lazımsa bize, 100 kişi de bir tanesidir. Bir 100 kişi de 50'si, 20'si, 30'u değil. Osmanlılar o %1'i yakalamaya çalıştılar. Bir şekilde devşirme, esirler arasında, halk arasında, hamallar arasında çok yetenekli insanları seçip hemen Enderun eğitimine sevk ettiler. Yönetim elitini oluşturmakta kesinlikle meritokratik davrandılar. Yetenekli ve tabii yetenek yetmiyor, çalışması lazım. Bir de ahlaklı olmasını istedikleri anlaşılıyor. Mesela o hiyerarşide çok sıkı eğitimden geçip dürüst bir ahlakla aynı zamanda yükselme imkanı verdiklerini görüyoruz. Mesela ileri tarihlerde 18-19. Yüzyıllarda mesela Avrupalı dışişleri bakanları, elçilerle karşılaştıkları zaman onların bir gün dediklerini öbür gün tutmuyorsa çok hayretler içinde, bir vezir, yüksek rütbeli bir bürokrat nasıl yalan söyler? Osmanlılar o yalana alışmak için tam 100 sene şey yaptılar, tecrübe ettiler. Sonunda evet söyleyebilirmiş demek ki dediler. Böyle bir meritokratik %1'i nüfusun
bunlar daha azını yakalamaya çalıştılar. Yetenekli buldular mı ona eziyet ederlerdi. Çok sıkı eğitimle yukarıya çıkarırlardı. Ve onlara çok büyük kaynak tahsis ederlerdi. Çok zengin o vezirlerin, beyler beylerin gelirlerine bakarsanız sıradan halkın çok üzerinde gelirleri olduğu görülür. Fakat halkı yönetirken halk yönetiminde de çok önemli değişiklikler yaptılar. Mesela Avrupa'da 1350'lerde Gelibolu'ya yakmasınlar ve çok hızla 50 yılda Tuna'ya ulaştılar. Tesalya'yı, Bulgaristan, Sırbistan hepsini fethettiler 50 yılda. Sonra biliyorsunuz Timur gelince hepsi bitti. Eski şeye döndü ama Çelebi Mehmet aldı ve ondan 5 senede tekrar eski hale geldi. Bunu nasıl yaptılar? Bu kadar hızlı. Orada çok güçlü devletler vardı. Sırp krallığı rakip idi. Büyük Sırp imparatorluğu kurmaktı. Bulgar krallığı. Macaristan hele hiç eline yüzüne bakılmaz derecede güçlü bir şeydi. Bunların hepsini nasıl bertaraf etti diye baktığımız zaman Osmanlıların şeyi şu, yönettikleri insanlara hayatı zindan değil, mümkün olduğu kadar cennete benzetmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Bir kere vergileri düşürüyorlar, vergi yükünü azaltıyorlar ve çok daha Balkanlarda önemli bir şey yapıyorlar. İslam bölgelerinde daha sonra iltihak ettikleri alanlardan farklı olarak bütün reayayı hür ilan ettiler. Müthiş bu devrimci bir yenilikti. Daha evvel feodal angaryalar içinde her tarafı bağlanmış kımıldayamaz haldeki halkları hür reaya haline getirdiler ve onların yükümlülüklerini belirleyen kesin net kanunlar koydular. Reayanın statüsü nedir? Devletin ondan talepleri nedir? Ne kadardır? Bunları çok net şekilde ifade ettiler. Bölge halkı daha evvel böyle bir netlikte, önceden görülebilir bir hayat tarzına sahip değildi. Önceden görülebilir hayat tarzının belgelerini de köylüler de rahatça okuyabilecek şekilde sundular Osmanlı yönetimi. Bu müthiş bir devrimdi. Onun için hızlı yayıldılar. Sistem çöktüğü zaman tekrar geldikçe tamam dediler. Biz Osmanlı yönetimini tercih ederiz dediler ve Avrupa'nın ortasına doğru gitmeye çalıştılar. Bunu herkes biliyor ilkokuldan. Viyana'ya kadar, Viyana'ya girmediler ama yakınlarına kadar geldiler. Aşağı yukarı Avrupa'nın Rusya hariç 1/4 Avrupalı Osmanlı tarihçilerine göre 1/3 Ben biraz çok ölçemiyoruz tam. Ölçmek kolay değil. Tarihi coğrafya yapanlarımız yok. Onlar olursa net olarak Avrupa'da ne kadar arazi işgal ettiler anlarız. Bütün bunları yaparken Avrupa'nın yani 1300'den 1700'e kadar, 1350'den 1700'e kadar diyelim, 350 sene Avrupa'nın neler yaptığını herhalde gazetelerden, şeylerden, ilkokul kitaplarından hatırlıyoruz. Bir kere 1300'de ticaret devrimi yaptılar. Ondan sonra matbaa getirdiler, iletişim devrimi. Matbaayı niye getirdiler? Daha evvel bu yazma eserler Avrupa'da muazzam çoğaldı. Ve sonunda matbaa ancak bu şeyi çözer problemi diye düşündüler ve oldu. Şeyler anlaşılıyor. Avrupa'nın nüfusu, eğitimi,
iletişimi, teknolojisi, zenginliği Osmanlı'dan birkaç katı idi. Buna rağmen Osmanlılar bir kere çok güçlü bir ordu, çok iyi organize edilmiş bir elit, meritokratik bir elit. Bu elitin bir de ideolojik olarak kohezif idi. İçinde ihtilaf yoktu. Hepsi Enderun'da yetişmişti. Fidelik orasıydı. Orada yeteneğine göre 20-25 yaşında kadar eğitim görür ve liyakatine göre etrafa dağılıp Osmanlı sisteminin yürümesini sağlarlardı. Halk düzeyinde ise vergileri düşük tutmak Osmanlıların sonuna kadar önemli bir şeydi, kredosu. Vergileri düşük tutmak neleri mal oldu bilemezsiniz. Bir kere Osmanlılar hatırlayabilirsiniz ilkokuldan 5-6 milyon kilometre kare genişlikte. Ne kadar? 20-30 milyon nüfus. Peki o genişliği bırakalım. Anadolu. Bugünkü Türkiye sınırları içinde 780 bin kilometre karede yaşayan insan sayısı 7-8 milyondu. Yani bugün 10 kişi olan yerde bir kişi vardı. Bu ne demek? Bu çok seyrek nüfus. Gelir de çok düşüktü. Onu da biliyorsunuz. Bu sanayi devriminden sonraki üretim artışı çok muazzam oldu. Geliri düşük. Az sayıda insan. Bunlardan vergi toplamak son derece zor. Pahalı bir şey. Eğer memurlarla, şimdi Maliye Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız en çok harcama yapan bakanlıktır, Maliye Bakanlığı. Çünkü asları yüzünden pahalı bir iş. Osmanlılar bunu hemen gördüler. Genişlemeye başladıkları zaman bu dediler, maaşlı memurlarla vergi toplarsak olmaz. Çok şey olur, yani topladığı düşük vergiyi bu şekilde toplamanın imkanı yok. O zaman vergiyi arttırması lazım. Vergiyi özelleştirdiler biliyorsunuz, iltizam sistemi. Herkes aleyhinde konuşuyor fakat Osmanlılar bu sistemi çok başarılı bir şekilde kullandılar. Yalnız bu sistemi kullanırken bir şey olması lazım. Mültezimlerin kredi alabilmesi lazım. Bu kredi mekanizması faiz getirir. Kısacası uzatmadan. Faiz ise İslam'da yasak. Osmanlılar'da Müslüman öyle göstermelik Müslüman değil, samimi inanıyorlar ve faizin yasak olduğunu düşünüyorlar. Ama faiz yasak. O zaman iltizam sistemi yürümez. İltizam yürümezse vergi artmak lazım memurlarla. Son derece pahalı bir vergilendirme. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ve faize bir kapı aralıyorlar. Gazali'nin meşhur şeyi, boğazınıza bir şey kaçtı. Boğuluyorsunuz. Bir şarap var, bir bardak. Ancak onu içerseniz, kurtulabilirseniz onu için diyor. Problem yok, şeriat ona hiçbir şey demez. Zannederim Osmanlılar da öyle düşünerek faizi sizin anlayacağınız iltizam sektöründe aralığı serbest bırakmak mıdır? Ama orada faizi işlettiler. Yalnız o faiz kadı mahkemeleri tanımadı. O faiz şeriata da göre, örfe, kanunlara ve şeriata göre hükmeden kadılar önüne bu faiz davası geldiği zaman kabul etmediler. Devlet de ona ayrı bir mahkeme kurdu, idari mahkeme. Mültezimler ve onları faizle finanse eden sarraflar arasında bir problem çıktığı zaman hiç kadı mahkemesine gitmediler. İdari yollarla bunları hallettiler.
Sonra faizin alanını tabii genişlettiler. Para vakıfları ile faizin alanı bir hayli genişledi. Şimdi ona bu vaktimiz olmadığı için fazla şey yapmıyorum. Sonra yetim mallarını korumak için faizi benimsediler. Onları da kadıdan kaçırma imkanı olmadığı için muamele-i şer'iye devri şer'i ilzamı rıb çeşitli adlarla faizi sınırlı alanlarda zaruri olarak şey yaptılar, yerleştirdiler. Şimdi yönetim eliti çok akıllı, iyi yetişmiş insanlar. Halk ise mümkün olduğu kadar eşitlikçi yapı içinde tutuldu. Osmanlı sisteminin en önemli başarısı ve başarısızlığı bu eşitlikte doğuyor. Bu sayede sanayi öncesi, modern iktisadi büyüme öncesi dünyada insanlara mümkün olan en yüksek refahı sağlamayı başardılar. Onun için Osmanlı rejimi şey yapıldı, tercih edildi. Bunu mesela Luther'in şeylerinde okursunuz. Luther kiliseye kızıyor, rejimlerine aleyhinde. Böyle giderseniz hepsi Osmanlı olur insanlar diyor 1550'lerde. Aynı yıllarda imparatorun biliyorsunuz meşhur Buzbek, herkes tanıyor artık aile dostumuz gibi. Buzbek geliyor ve Kanuni'nin o zaman Rakhine Seferi zannederim şeyde Amasya'da mülaki oluyor. Ta şeyden Budapeşte'den Amasya'ya kadar imparatorluğu görüyor ve hayranlıkla anlatıyor. Ve bu 1555 keşifler olmuş, Amerika keşfedilmiş, herkes Amerika'ya gidip geliyor. Okyanusta dolaşıyorlar, Ümit Burnu'da dolaşılmış şeye, Pasifik'e gidiliyor. Kan ağlıyor Buzbek. Avrupa diyor çılgın, denizlerde dolaşıp duruyor. Avrupa yok oluyor. Bu sisteme, bu rejime karşı biz yaşayamayız. Bütün imkanımız da Osmanlı'ya karşı hareket etmeli diyor. Ediyorlar da. Roman asıllı Juvara diye bir zat. Fransızca olarak yazdı. 500 kadar sayfa. Ve şey de çıktı. 1920 civarında. Tam tarihi hatırlamıyorum. Sans projet de partage de la Turquie. Türkiye'nin taksimi için 100 proje. Osmanlı'nın doğduğu tarihte 1350'lerde başlıyor. 1914'e kadar 600 sene de değil, 550 senede tam 100 taksim projesi var. 100. 5 senede bir kenar planlarla Osmanlı taksimat projeleri batıda üretildiğini yazıyor. Kitap tercüme edildi dendi. İş Bankası'ndan çıkıyor dendi fakat henüz göremedik. Çok önemli bir kitap. Onların içinde mesela tanıdığımız meşhur Leibniz, o dev adam, filozof, o bile Osmanlı'yı parçalamak için kafa patlatmış, böyle yapın, şöyle yapın diye tavsiyelerde bulunuyor. Ama buna rağmen Osmanlı'nın başına pek bir şey gelmedi. 19. yüzyılda onu hasta ilan ettiler. Ama hasta da pek ölmedi. Çok canlı, diri olanlarla birlikte 1918'de vefat etti. Ama birçok imparatorluk, hemen hepsinin bittiği bir dönemde idi. Osmanlılar ekonomideki en önemli performansları, kaynakları halk arasında eşit dağıtmaktır. Bunda sonuna kadar direndiler. Zenginliğe düşman değildiler fakat zengin bir grup olursa
Onun karşısında fakirlik, sefalet olur. Onu bildiler. Nasıl bildiler bilmiyorum. Ama kapitalizmin geliştiği her yerde bu zenginlik ve sefaleti bir arada görmeye devam ediyoruz. O zaman da öyleydi. Osmanlılar bu eşitlik sayesinde herkese yaşama şansı verdiler. Fakat hepsi küçük ölçekli oldu. Çok yüksek gelirli devlet adamları ise gelirleriyle birikim yapıp bir burjuva, kapitalist bir sınıf oluşturmayı asla başaramadılar. Osmanlı sistemi ona da imkan tanımayan kurumsal düzenlemelerle bu işi halletti. Bunu uzun uzun anlatmak gerekmiyor zannediyorum. Çok konuştum ben. Yani kısaca Osmanlıların ekonomik performansları bizim alıştığımız türde bir performans değil. Refahı mümkün olduğu kadar herkese yaymak idi. Sanayi öncesinde bu çok zor bir şeydi ama bunu başardılar. Zenginler için vakıf sistemi, belki onun üzerinde durabiliriz. Çok büyük gelir sahipleri, aslında o gelir sahipleri, diyelim bir vezir, şey gibi astronomik geliri var zannediyorsunuz gelirine baktığınız zaman, fakat o gelir görev dolayısıyla harcaması gereken bir gelirdir. Adamın elinde fazla bir şey kalmaz. Ne kalır? Emekli olduğu zaman onun onda biri, bazen ellide biri kalır kendisine. O da fena değildir. Onu da tasarruf etse pekala zengin olabilir. Ama ona da şey yapmadılar, vakıflara yönelttiler Osmanlı yönetimi, eliti vakıflar. O vakıfların içinde öyle şeyler vardır ki eşit kaynak dağıtılan insanlar içinde yeteri kadar geliri olmayıp sefalete düşme riski olan olursa onların hepsini yakalayıp şey yapan, besleyen, ayakta ve hayatta tutmayı başaran bir sistem halinde vakıfları organize ettiler. Vakıflar çok Osmanlı sisteminin çok önemli bir kurumu idi. Osmanlı kurumları hakkında kısaca ne zaman başlar, ne zaman biter bilinmez. Ampirik düşe kalka deneme yanılma ile oluşturuyorlardı. Onun için ben Wagner'in operalarına benzetirim Osmanlı kurumlarını. Ne zaman başlar, ne zaman biter belli olmaz. Kendinden emin olduğu zaman kurumla karşılaşıyoruz. Bütün Osmanlı kurumlar. Biraz evvel bahsettim iltizam. Ne zaman çıktı bilmiyoruz. Esnaf örgütleri ne zaman çıktı belli değil. Yeniçeri, o bile belli değil. Tımar, bunları bir iki denerler, biraz genişletir, iyi olmazsa çekerler. Gayet esnek bir şey vardır. Osmanlı elitinin tavrı vardır. Evet, bu kadar da ben de yapıyorum. İsterseniz yani iktisadi performansına dair karnenin diğer tarafına bir bakayım. Yani Avrupa ile belki biraz daha şey yaparak, yani mukayese ederek, ondan sonra belki biraz daha yani birkaç olumlu şey daha sizin söylediklerinize yanına eklemek üzere birkaç olumlu şey de iktisadi bakımdan da performansları çok fazla iyiydi diyemeyiz herhalde. Yok çünkü ama mal meydanda evet. Bardağın ben biraz daha dolu kısmına bakarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. O da şimdi şöyle, yani bu çok açık zaten, Mehmet hocamız da gayet çok güzel bir şekilde ortaya koydu.
Yani sanayi devri 19. yüzyıla kadar yani bütün dünyada iktisadi gelişmişlik farklılıkları mukayese edilebilir düzeydeydi. Yani medeni dünya içinde kalan ülkelerin gelişmişlik farklılıkları arasında bugün olduğu kadar bir fark olmadığını bir sefer vurgulamamız lazım. Büyük farklılık, yani dünya uluslararasındaki büyük ayrışma, ki bu konuda bugün de çok ciddi bir şey var, malum literatür var, büyük ölçüde 19. yüzyılın ortalarından itibaren meydana çıkıyor. Bir 20. yüzyılda ise bu farklılıklar, yani gelişmişlik farklılıkları giderek artıyor. Yani dünya milletleri arasında zenginlik ve fakirlik eşitsizlik 20. yüzyıldan itibaren ciddi bir şekilde artış kaydediyor. Fakat Osmanlı'nın yıkılı tabir edilen, devirleri tabir edilen 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ulusların iktisadi refahı konusunda biz çok övünerek ve güvenle konuşabileceğimizi düşünüyorum. Hele hele Batı'yla, Avrupalı ülkelerle mukayese edildiğinde hatta buradan şey bile çıkartabiliriz, derslerde, olumlu derslerde çıkartabiliriz. Sanayi devrimine, ki hocamızın aslında bir ömür boyu üzerinde çalıştığı konu, sanayi devrimine Osmanlı İmparatorluğu'nun iştirak edip edemediği konusu idi. Biz onun sebeplerini burada konuşacak değiliz. Ama şunu görebiliyoruz. Çok kabaca hesaplar yapıldığında 16. yüzyılda imparatorluğun büyük kentlerinde yaşayan insanların satın alma gücüyle, yani kısaca refahıyla bir Londra'da, bir Paris'te, bir Roma'da, Avrupa'nın gelişmiş başkentlerinde yaşayan bireylerin refahından hiç de aşağı kalır tarafı yoktu. Pek çok Avrupalı şehirde yaşayanların refahından daha hatta yukarıda olduğu söylenebilir. Bu durumun 18. yüzyıla kadar bir takım değişmeler olsa da çok fazla büyük farklılıklara yol açmadan devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bütün her şey 19. yüzyılda, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişiyor. Sanayi devrimi öncesinde hocamız da ifade etti. Aslında bütün kurumlar, Osmanlı kurumlarının inşa ettikleri iktisadi kurumların ve organizasyonların büyük ölçüde kıtlıkla mücadele etmek üzerine olduğunu söylesek çok abartılı bir iddiada bulunmamış oluruz diye düşünüyorum. Kıtlık sanayi devrimi öncesinde hem zenginliğin hem de sefaletin kaynağı idi. Osmanlı Devleti kıtlıkla mücadelesinde geliştirdiği kurumlar ve organizasyonlar ne zenginliğin ne de sefaletin ortaya çıkmayacağı şekilde olmuştur. Bu bence Osmanlı Devleti'nin yani iktisadi performans karnesinde kaydedilecek önemli başarılarından bir tanesidir. Ne yaptılar bunu yapmak için? İşte çok ayrıntılarına giremedik ama geliştirdikleri toprak tasarruf sistemi, ki 19. yüzyıla kadar, hatta 19. yüzyılda bile bu devam etti. Bu toprak tasarruf sistemi zirai alanda köylülerin aç kalmasına, kıtlıkla karşı karşıya kalmasına mani oldu diyebiliriz.
Toprak tasarruf sistemi zirai alandaki nüfusun %85-90'ının eğer zirai alanda kırda yaşadığını hatırlayacak olursanız, toprak tasarruf sistemi veya bununla alakalı geliştirdikleri mülkiyet rejiminin Osmanlı köylüsünü, Osmanlı bireylerini, toplum fertlerini büyük ölçüde açlıktan, kıtlıktan koruduğunu söyleyebiliriz. Bunun üzerinde durulması, bilhassa Osmanlı iktisadi mirasını anlamak noktasında bu mülkiyet rejimi üzerinde durulmasını veya bunu vurgulamanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da kapitalizmin geliştiği bölgelerde, kapitalizmin geliştiği şehirlerde veya kırsal alandaki bir takım ciddi kıtlıkların ortaya çıkmasının, sefaletlerin ortaya çıkmasında bu mülkiyet rejimi arasındaki farklılıkların da önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şehirde ise ki nüfusun %10-15 civarındaki kısmı şehirlerde yaşadığını hatırlayacak olursak, orada Osmanlı Devleti'nin geliştirdiği bazı kurumlar var. Esnaflar, meslekler üzerinden geliştirdiği kurumlar, şehir iktisadiyatının, şehir geçiminin temin edilmesi ve devamının sağlanmasında önemli roller oynamıştır. Loncalardan söz ediyorum. 19. yüzyıla kadar bu loncalar, esnaf birlikleri bir hassa kentsel ekonominin idamesi noktasında çok önemli roller oynadılar. Burada şunu da söylemek lazım. Avrupa'da da esnaf birlikleri kentsel ekonominin sigortalarıydı. Fakat kapitalizmin gelişmesi, burjuva sınıfının yükselişi bu esnaf gruplarının, birliklerinin varlığını tehdit eder hale geldi. Ve sonra hepimizin bildiği gibi bu birlikler dağıldı. Ama Osmanlı'da bu birlikler varlıklarını devam ettirdiler. Çünkü Osmanlı Devleti esnaf birlikleriyle alakalı, esnaf birlikleriyle alakalı aldığı tedbirler veya onlara bakışı, biraz önce Mehmet Hocamız da ifade etti, yeni burjuvazi sınıfının aleyhine teşekkül etmişti. Bu sebeple Osmanlı esnaf kültürü belki bazı değişimler geçirmekle beraber Cumhuriyet'e kadar intikal etti. Cumhuriyet'te de belki varlığını sürdürdü diyebiliriz. Belki de devlet sadece zirai kesimde yaşayan köylülerle değil ama esnafla da ittifakı hep devam etti. Burjuvaziye veya yeni teşebbüs, yeni girişimci teşebbüs, sanayici kapitalistlere karşı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bu devam etti diyebiliriz. Eğer toparlayacak olursam, vaktimizi de aşmadan şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Osmanlı Devleti sanayi devrimine iştirak etmese de imparatorluk coğrafyasında yaşayan bireylerin insanca geçimlerini sürdürecek düzeyde refahını temin edebilmeyi başarmıştır. Bu bence Osmanlı Devleti'nin iktisadi mirası ile ilgili olarak tespit edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Yalnız bir şey ekleyeceğiz. Tabii Avrupa ile Avrupa dışının gelirleri 1800'e kadar aşağı yukarı eşitti. Ama bu yüzeydir. Şimdi o yüzeyin altına baktığımız zaman Osmanlı'da eşitlik herkesi yaşatacak düzeyde iken Avrupa'da kapitalizmin doğuşu eşitsizliğe dayanıyordu.
o perdeyi kaldırdığınız zaman muazzam bir sefil kitle ve çok az sayıda güçlü zenginler. Mesela Osmanlı şehirleri hakikaten Avrupa'da şehirleşme de düşüktü, onu söyleyeyim. Osmanlılarınki %10-15 kadar insan şehirlerde yaşıyordu. Ve Osmanlı şehirlerinde 17 ve 18. yüzyılda çok sayıda gelen seyyahların hepsinin hayretle, ya burada dilenci yok, buna biçim memleket dedikleri bir ülkeydi. Yani fakir olup yiyecek yemeği olmayan insanlar dileniyorlardı Avrupa'da ve Avrupa'da çok yüksek oranda olduğunu kendi istatistikleri söylüyor. Londra'da 10 kişiden biri dilenciydi. Paris'te de öyleydi. Londra ve Paris'te 50 bin dilencinin dolaştığı şartları gören seyyahlar İstanbul'a, Tekirdağ'a, bilmem İzmir'e, Ankara'ya gelince şaşırıyorlar. Burada hiç dilenci yok. Hatta merak edip araştırıyorlar, ne oluyor? Bunların ihtiyaçları karşılanıyor, dilenmeye ihtiyaçları yok deniyor. Şimdi bu eşitliği sağladı Osmanlılar ama Osmanlı toprakları verimli değildi. Osmanlı ziraatı 1'e 3 veriyordu en iyi yerlerde. Yani 1 kilo tohum atarsanız 3 kilo buğday alabiliyordunuz. 5 kilo çok nadir. Avrupa ziraat tarihine baktığımız zaman 5-6'dan başlıyor, 10-15'e kadar çıkıyor. Osmanlılar bunu telafi etmek için pirinç getirdiler. İslam'ın Batı Asya'da yaydığı pirinci Osmanlılar büyük ölçüde kullandılar. Onun verimi çok daha yüksek ama pirinç sınırlı bir şey. Onun için gelirlerimiz düşük idi. Buna rağmen eşitliği sağladılar. Avrupa'da verimlilik çok yüksek. Bir de tabii denizlere açılıp bütün dünyayı soymaya başladıktan sonra Avrupa'nın serveti daha arttı. Ama olarak per capita dedikleri nüfus başına baktığınız zaman çok önemli bir fark görünmüyor. Ama bu birikim çok önemliydi. Buna 1500'lerde hatta biraz daha evvelden başladılar ve 1600-1700-1750'ye geldiğimiz zaman 300 senelik bir birikim ile sanayi devrimini yaptılar. Şimdi yanlış anlamazsanız bir biyolojiden, psikolojiden bir örnekle anlayabiliriz. İnsan yavruları ile şempanze yavruları 6 aya kadar tam eşit refleks gösteriyorlar diyor fizyologlar, biyologlar ve psikologlar. Şempanzenin çocuğu ve insanın çocuğu 6 aylığa kadar çok benziyor. 6 ay sonra insan muazzam bir fark atıyor ve diğer şempanzeden farklı felsefe geliştiriyor, teknoloji yapıyor, yapıyor oğlu yapıyor. Kapitalizmin oyunu da bu tip oldu. 1500'lerde başladılar birikime. Osmanlılar bunu baştan bilselerdi, 300 sene sonra bu meyve verecek ve ondan sonra alıp yürüyecek, insan evladı gibi fark atacak. Benim kanaatim Osmanlılar gene kabul etmezlerdi kapitalizmi. 300 sene milyonlarca insana eziyet edip ondan sonra da kime yarayacağı meçhul bir serveti getirmektense elimizdekileri insanca bölüşüp yaşamayı tercih ederlerdi. Teşekkürler ediyorum efendim. Soru cevap var mıdır? Varsa alırız. Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Tabii hocam. Sorular için mikrofonlar arkadaşlar. Hocam kaç soru? Sayıyı sizler belirleyin arzu ederseniz. İşte yani süre
Burayla başlayalım. Şimdi benim kulağım biraz az duyuyor. Onun için Erol Bey söyleyeceksiniz. O da filtre edip bana yapabilir. Kendisine söyleyecekleriniz tabii benim. Hocam ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Oldukça ufuk açıcı bir konuşma dinledik. Benim sorum Mehmet Hocam'a. Bu Osmanlı kendi elitini yetiştirirken işte devşirme yöntemi, diğer yöntemlerle çok zekileri alıyor dediniz ve çok iyi eğitiyor dediniz. İşte onlarda bir de ahlaklı olmasını istiyor dediniz. Yükselirken. Bitirdi mi? Evet. Şimdi özetleyecek. O konuyu biraz açabilir misiniz acaba? Ben yani maalesef şeyle söyleseniz o elektronik şey iyice bozuyor. Hocam eğitim, he? Eğitim esnasında ahlakın yeri nasıl anlıyor? Devşirme. Devşirmede nasıl ahlaki eğitimi nasıl yapıyorlardı? Onu ayrıntılı olarak bilmiyorum ama öyle örnekler var ki mesela bir tanesini anlatayım size. 1716'da Peter Varadin de çok dehşetli bir muharebe oldu. Sürpriz oldu ve sadrazam Ali Paşa orada şehit oldu. Karargaha düşman hücum ettiği zaman karargahta bulunan sivil asker herkes muharebeye girmek konumunda iken paşaya dediler ki köleler de savaşa girsin mi? Biliyorsunuz İslam hukukunda köle savaşamaz. Paşanın da köleleri var orada. Paşanın cevabı kölem yoktur, yürüsünler. Üç kelime. Kölem yoktur, yürüsünler. Yani savaşa girsinler. Savaş bitti, paşa şehit oldu. Kölelerin bir kısmı öldü, bir kısmı geldi. İstanbul'da kadıya gittiler ve dediler ki bizi paşa azat etti. Şahidiniz paşanın kölem yoktur, yürüsünler dedi. Binaenaleyh bizi azat etmiş oldu. Paşanın varisleri bu sayılmaz filan diyorlar ama kadının hükmü. Bir vezir bir şey söylüyorsa onu değişik bir anlamda yorumlama hakkı yoktur. Ne diyorsa odur. Kölem yoktur dediyse yoktur, azattır bu adamlar. Bir örnek bu, birçok örnek var. Ahlakı şüpheli bir adamın yükseldiği, iki yüzlü çok nadir olur ve o yükseldiğine de pişman olabilirdi. Çok zeki olduklarına kesinlikle onu biliyoruz. Yani çok zeki olmayın, çok zeki de ne? Şimdi nedir? Psikologlar 140'tan başlatıyorlar dahi olmayı. Bizimkiler 120 IQ testi yapmıyorlar ama 120'den itibaren alt kademede alıyorlar. Dahi düzeyinde ancak üst yüksek rütbelere ulaşıyor. Ve onlar aynı zamanda ahlaklı olmaları, çalışkan olmaları. Mesela şey alırken devşirme çocuklara yemek veriyorlar. Mesela ben devşirilmezdim zannediyorum. Çok yavaş yiyorum. Hızlı yiyeni tercih ediyorlar. Hızlı, hareketli, enerjik, çalışkan ve ahlaklı. Evet. Şey var, sarayda eğitim esnasında bu devşirmelerin eğitim müfredatları var. Sizi biraz ilgilendiriyor. Mesela kıraat derslerini biliyoruz. Ondan sonra hıfz yaptıklarını biliyoruz. Tedris edilen bazı ahlak metinleri var. Onu biliyoruz. Hatta mesela bu eğitimin biraz zayıfladığı 17. yüzyıla ait 17. yüzyılın ortalarına doğru bazı kroniklerde geçer.
ya artık bu sarayda doğru düzgün kıraatle şeyle tecvitle Kur'an kıraat eden şey kalmadı, öğrenci kalmadı diye şikayet eden tarihçiler var. Yani belli ki bu tür eğitimler, yani o kitapları da biliyoruz, isimleri de var. Yani tedrisat içerisinde gerek geleneksel ilimler, gerek diğer ilimlerde bulunduğu anlaşılıyor. Ve bunu kronikler açıkça ifade ediyorlar, bu ahlak eğitimlerine. Evet, soru. Ya ben soracağım da. Nerede? Burada. Ben, ayaktasınız. Evet, tamam. Ayaktayım. Tamam, pardon. Benim adım Semir Hafez, Suriyeliyim. Evet. Yalnız benim iki tane sorum var. Birisi ekonomiyle ilgili, öbürü de siyasi. Birinci tamam. Soru, bizim Suriye'de her zaman mallarda iki ayrım var. Birisi emiri, birisi şer'i. Osmanlı'dan kalmış, hala bunun üzerinde gidiliyor. Bu nasıl ayrıldı? Biz hala pek fazla üstünde durmuyoruz. Çünkü Suriye'de sosyalizm geldiği zaman emiri olan devlet geri aldı. Yani ıslah dediler, ıslah-ı zirai. İkinci sorun birazcık daha değişik. 1919'da Amerikanlar Suriye'de King Crane komisyonu kuruldu. Türkiye'deki Türk Osmanlı'dan sonra kalan malları, kalan bölgelerin nasıl ayırdıklarını bir Amerikan King Crane komisyonu kuruldu. Biraz bu King Crane konusundaki bilgi varsa birazcık açıklanmasını isteyecektim. Evet. Tabii birincisi belki emiri ve şer'i olarak. Hocam, şimdi yorum yapıyorum. İki soru var. Bunlardan bir tanesi şer'i ve miri olanı nasıl ayırabiliriz? Şer'i ve miri. Evet, Suriye'de mallar sınıflandırılırken emiri ve şer'i şeklinde bir sınıflandırma. Biraz açıklaman gerekirse ben açıklayayım. Şer'i, emiri ve şer'i. Şer'i olan çoğunlukta şehirlerin içinde ve şer'i kanunlarına göre ayrılıyor. Emiri Osmanlı'dan kalmış arazinin bir başındaki kişinin ama onun değildir, onun ödemesini yapıyor ta ki aylık yahut yıllık ödemesini yapıyor. Ama Suriye'de ve Lübnan'da ve daha fazla bu iki bölgede çok daha fazla yaygındı. Bunun konusunda nasıl ayırdıklarını bilginiz olur. Evet. Şer'i, miri. Başka? Toprakta şer'i ve miri taksimat nasıl ayrılabilir birbirinden? Ha. Şimdi miri dediği ulul emrin şeriatın iznine göre düzenlediği şeylerdir. Ne ise o şer'in şeyiyle, müsaadesiyle olan bir şeydir. Ama şeriatın doğrudan düzenlediği bir şey değil. Diyelim toprakta. Özel mülkiyet ise o şer'idir. O mülkiyetin sahibi öldüğü zaman bütün mirasçılar hisse alır. Eğer toprak miri ise o da şeriatın izniyle padişah ulul emr onu tayin eder. O öyle ise ulul emr ona der ki bu toprağın tasarruf edenin mülkü değildir. Bu beytül malındır. Müslüman, Hazreti Ömer'den gelen bir şey o. Demek ki o şeriata göre yapılmış. Müslüman toplumunundur. Bunun ancak varisi oğlu olabilir. Kızı bile olmaz der. Kızı olursa tapu resmiyle, oğlu yoksa başka birine, kime isterse verebilir. Yani bu fark şeriata aykırı bir şey değil. Şeriatın izniyle oluşmuş bir hukuk sistemi. Ama Suriye'de dağılımı evet. Başka şekilde oldu. Devlet bütün miri olan el koydu. Şimdi bunun bir sebebi var. Hoca Mehmet Bey de söyledi. Bunlar Suriye ve Irak'ta var biraz bu söylediğiniz toprak türü. Bunlar fıkıh metinlerinde, haraç metinlerinde, Kitab-ül Haraç'ta haraci topraklar olarak malum adlandırılıyor. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu haraci toprakların bir yorumu var. O yoruma binaen
haraci topraklar bir iştihatla miri olarak kabul ediliyor. Yani sadece rakabesi, yani kullanım hakkını, daha şey konu, teknik tabir kullanmayalım, kullanım hakkının insanda reayaya bırakıldığı, fakat soyut mülkiyetin ise hazinede bırakıldığı bir toprak türüdür bu. Yani toprağın soyut mülkiyeti devletindir, fakat kullanım hakkı bireylere aittir. Fakat hocamızın söylediği gibi şer'i olan topraklar, yani aslında zekat veya öşre dayalı topraklardır, özel mülkiyettir. Ona herhangi bir kimse müdahil olamaz, yani devlet başkanı bile olsa. Bu sebeple söylediğiniz tarihlerde eğer devlet başkanı o toprağa müdahale etmişse, o toprak haracı hüviyetinde olduğundan dolayıdır. Yani soyut mülkiyeti elinde tuttuğundan dolayı müdahale etmiştir. Demek çünkü yani... onlar karışık biraz. Haraci olan da mülk olabilir. Mülktür muhtemelen. Ama haraci veya öşri, ikisi de mülk olabilir. Miri orada Hazreti Ömer zamanında miri ise devam eder. Eğer şey olmuşsa, haraci veya öşri ise, Osmanlılar onları değiştirmezler. Oraya 1516'dan sonra oraya hakim oldular. O zaman mevcut rejim, bir Müslüman devletin rejimini fazla şey yapmazlar. Toprak rejiminde de fazla kurcalamazlar. King Crane hakkında bir bilgi. Bir daha verelim. King Crane Komisyonu Amerikalılar kurdular. King Crane Komisyonu hakkında bilginiz var mı? Ne? King Crane Komisyonu hakkında. King Crane Komisyon raporu. Evet. Evet. Bilmiyorum. O sonra kim şey? 1919. Birinci Dünya Harbi'nden sonra. Onu bilmiyorum. 1919 ama 1921'de açıklandı. Ve bence bugün Amerika bunun üzerine Orta Doğu'daki çalışma, siyasi bölünmeleri bu King Crane üzerinde, yani Sykes-Picot'u bırakarak King Crane üzerindeki etüt, yani çalışmalar bunun üzerinde yapıldığını ben öyle inanıyorum. Onun için sordum, belki bilgi olarak teşekkürler. Var. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Tuğrul Eroğlu. Hocam yani iki sorum vardı da birinin cevabını aldım. O yüzden tek sorumu soracağım. Burayı Sinan yapmadı. Onun için akustik de çok iyi değil. Ama kulağı çok iyi olanlar duyabilir. Ama akustik iyi olan yerde ben de duyuyorum biraz. Bunu hiç duyamıyorum. Evet, buyurun. Osmanlı'da sanayileşme çabalarının başarısız olmasının sebepleri. Sanayide başarısız... Sanayileşme çabalarının... Bir başarı işe girişmediler. Kapitalizme izin vermediler. Yoksa sanayide, yani makina sanayinden önce çok başarılıydılar. Yani sanayi devriminden önce Osmanlılar sanayide başarısız değillerdi. Eşit yapıda gayet iyi eğitilmiş, performansı yüksek, biraz evvel Erol Bey söyledi, esnaflar vardı. Mesela sanayi devrimi 1750-1800 arasında İngiltere'de. 1750'lerde mesela İstanbul'a gelen bir seyyah var. Jean-Claude Flasha. İsviçreli, Lyonlu bir ipek tüccarı. Burada 5 sene kaldı ve kumaşçıları gezdi. Tezgahlarına baktı, performansları, bunlar Paris'te ve Lyon'dan daha iyi iş yapıyorlar diye yazdı şeyinde. Mesela simkeşler var, simkeşhaneyi biliyorsunuz şeyde. Onlar gümüşten ince iplikler, tel çekerler. O teli pahalı kumaşları işlemekte kullanırlar. Flasha diyor ki bu teller Paris'teki simkeşlerinkinden daha ince.
kafir belki iftira ediyor diye düşünebiliriz. Fakat şeriye sicillerine bakıyoruz. Simkeş kalfaları şikayeti geliyorlar. Gözlerimiz bozuluyor diye. Belli ki flaşa doğru görmüş. Paris'ten daha ince tel çekiyorlar. Sonra mesela meşhur dış ticaretçi neydi? Merkantilizmin yazarı Heckscher. İsveçli Heckscher iki ciltlik kitabında diyor ki 18. yüzyılda İngiltere'de sanayinin bütün kollarında bir numaraydı İngilizler. Yalnız boya sanayi hariç. Boya sanayinde Fransa İngiltere'den iyiydi. Çünkü, açıklıyor. Çünkü Fransa Osmanlı ile yakın ilişkisi vardı ve Osmanlı boya sanayinin performansını paylaşıyordu. Nitekim biraz evvel bahsettiğim flaşa bir tane boyacı götürüyor. Çok iyi boya yapıyorlar. Boyada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ham iplik getiriyorlar İzmir'e, İstanbul'a ve buradaki boyacılara kırmızıya boyatıp geri götürüyorlar. Re-export dedikleri bu katma değer numaraları var. Öyle bir sanayi şey değil. Yalnız çok büyük şey yok, birikim yok. Birikim olmayınca şempazenin çocuğunu geçen insan gibi oluyor kapitalistin, makineleşen büyük sermaye ile hareket eden endüstri. Osmanlılar ona katılmadılar. Ona katılmak istemediler. Çünkü halkın içinde eşitsizlikten hoşlanmadılar. Eşitsizlik zorunlu olduğu için yönetim elitine sağladılar. Fakat onlar da bir zengin grubu oluşturmasın diye vakıf ve çeşitli yollarla onları da şey yaptılar, benzettiler diğer insanlara. Tamam. Evet, başka soru yoktur artık, var mı? Hala. Bir tane hocam, son soru. Son soru olarak. İyi akşamlar hocam. Mehmet Genç hocamıza soracaktım. Öncelikle Osmanlı Devleti'nde ekonomiyi en iyi yöneten padişah hangisiydi sizce? Hiç ekonomi hiç krizini. Anlamadım. Osmanlı'da ekonomiyi yöneten en ekonomi krizini. Ekonomiyi yöneten en iyi padişah veya ekonomiyi en iyi yöneten en iyi hocam, yöneten padişah. En iyi yöneten ekonomiyi. Padişahların sistem içindeki rolleri çok bizim anlayabileceğimiz gibi değil. Çok işin içindeler. Şeyde de öyle. Şimdi Batı dünyasında mesela Obama'dan çok şey bekliyorduk. Hiçbir şey olmadı. Trump'tan çok aleyhte şeyler bekliyor da fazla olmuyor. Establishment dedikleri yapı. Onları götürüyor. Kanuni 72 yaşında hasta ata binip Zigetvar seferine gitti. Şimdi Kanuni deli mi ya? Hasta bir adam yaşını başını almış. Ta Çekoslovakya'nın şeyde ormanlarına kadar at üstünde sistem bir şey veriyor, bir rol veriyor ve onu şey yapıyorlar. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Tabii padişahlar arasında ferdi farklar var. Çok zeki olanlar var. Az zeki, deli olan da var. Ama sisteme göre yöneltiyorlar. Böyle çok özel 19. yüzyılda daha ferdi padişahlarla karşılaşıyoruz. 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülhamit bunlar çok kişilikleriyle farklılaşıyorlar. Ama bu sistemin gereği galiba. Evet. Peki hocam bir şey daha sorsam. Ömer Lütfü Barkan'la. Nasıl? Ömer Lütfü Barkan'la unutulmaz bir anınız varsa paylaşır mısınız?
Barkan'la ilgili bir anınız var mı? Barkan'la. Evet. Ömer Lütfi Barkan'la. Ömer Lütfi Barkan'la şeyim var. Anlatayım size. Ben iktisat okumuştum. Tarihle herkes gibi okumuştum. Fakat iktisat tarihi bilmiyordum. Ona dair bir bilgim yoktu. Biraz felsefe, biraz sosyolojiyle ilgileniyordum. Daha çok sosyolojiye yöneldim. Üniversiteyi bitirdiğim zaman. Sosyoloji yapmak için başvurdum. Üniversitede almadılar. Beni beğenmediler. Böyle üniversiteye giremeden kaymakam vekilliği falan yapıyordum ama işim benim akademiye geçmekti, ilim dünyasına. O sırada Fransızcadan yapılan tercümelerle Max Weber'i okumuştum. Max Weber muhteşem bir sosyoloji kurdu. İktisat tarihinden yola çıkmıştı. Onu biliyordum. Sonra Ömer Lütfi Barkan iktisat tarihi asistanı arıyor deyince bu dedim Weber de böyle iktisat tarihinden yürümüştü. Ben de bunu seçsem olabilir mi? Ama o sırada bu şimdi Barkan'a şimdi geliyorum. Meşhur Fransızların Anal dergisini okuyordum. Ankara'da Fransız Kültür Merkezi'nde Anal geliyordu. Orada Barkan'dan övgüyle bahseden yazılar gördüm. Hayret dedim, bir Türk'ün ilmi performansından bahseden bir uluslararası bir şey. Bu adam nasıl bir adam diye merak ediyorken bu iktisat tarihi şeyi çıktı. Hah dedim, iktisat tarihi de Barkan'da, tamam ben onun asistanı olurum dedim. Onu gördüğüm zaman, o zaman ben 25 yaşlarındaydım. İlk defa bir alim gördüm diye düşündüm. Yani yanına asistan oldum, girdim. Benim de hocalarım oldu. Ankara'da, İstanbul'da da. Ama ilk defa alim böyle olur herhalde diye düşündüm. Çünkü Barkan aşağı yukarı 24 saat ilimle uğraşan çok nadir insanlardan biriydi. Onun hiç ilim dışı bir şey yaptığını, ben yanına gittiğim zaman 60 yaşlarındaydı. Epey 15-20 seneye yakın bir arada bulunduk. Çok zeki bir adamdı, çok iyi bir insandı ve Türkiye'de tarihin bütün ilmi şubelerini başlatan bir adamdır. Yani yalnız iktisat tarihi değil, hukuk tarihi, demografi tarihi, ondan sonra başka maliye tarihi, tarihin sosyal ilimlerle bağlantılı bütün şubelerini başlattı. Ama bunların hepsi maalesef yaşamıyor. Yalnız iktisat tarihini işte biraz şurasından burasından tutuyoruz. Ama diğerleri maliye tarihi, hukuk tarihi çok zayıf. Demografi tarihi hiç yok. Nüfus tarihi, ne kadar insan yaşıyordu bilmiyoruz. Barkan onu başlatan bir adam. Türkiye'de nüfus haritası çıkardı 16. yüzyılda. O büyük 16. yüzyıldaki genişlemenin ta Viyana'ya kadar giden şeyde bir Müslüman Türk nüfusunun büyümesi ile birlikte olduğunu ortaya koyan haritalar yaptı. Evet, anekdot bu kadar. Teşekkürler. Hocam teşekkür ederim.